Merhaba arkadaşlar, Rastgele kanalına hoş geldiniz. Bütün videolarımda bahsettiğim gibi motosiklet sınavımız, motosiklet ehliyet sınavları 3 aşamadan oluşmakta. Birinci aşama araç bilgisi, ikinci aşama parkur, üçüncü ve son aşama olan trafik güzergahı veya akan trafikte sınavda diyebiliriz. Şu an seyretmekte olduğunuz sınav güzergahı Şişli ve Beyoğlu bölgesine bağlı sürücü kurslarının A, A1, A2 motosiklet ehliyet sınavlarında kullanmış olduğu sınav güzergahıdır. Güzergah boyunca nerede neye dikkat etmeniz gerektiğini yol üzerindeyken anlatacağım. Videoyu başarılı bulursanız videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Arkadaşlar, parkur boyunca sinyal verme zorunluluğu olmamasına karşın okul bahçesinden çıkarken sola sinyalimizi vermiş olmamız gerekiyor. Eğer sola sinyalimizi vermezsek sınavımız maalesef bu aşamada bitecektir. Can güvenliğimizi asla riske atmıyoruz. Geçen araç varsa yol verelim. Burada sağ sinyalimizi açıp yolun sağ tarafına yanaşıyoruz. Motorunuzda eğer dörtlü ikaz özelliği varsa burada dörtlü ikazınızı açabilirsiniz. Yoksa sağ sinyalle bekliyoruz. Komisyon aracı arkamıza yanaşıyor. Daha sonra bize telsizden çıkabilirsin, başlayabilirsiniz komutu verildikten sonra sol sinyalimizi açıp trafiğe çıkıyoruz. Sınav boyunca telsizden bize hiçbir şekilde güzergah bilgisi verilmeyecek. Güzergahı ezbere biliyor olmamız gerekiyor. Komisyon aracının arkamıza geldiğini ve çıkabilirsin komutunu verdiğini farz ederek sınavımıza başlıyoruz. Sol sinyalimi açtım. Yola çıkıyoruz. Burada mutlaka geçen araçlara yol veriyoruz. Durmamız kesinlikle gerekiyor. Durup ayağımızı yere koyuyoruz. Yolu kontrol ederek güvenli bir şekilde çıkış yapacağız. Araçlara yol vermekten çekinmeyin arkadaşlar. Çünkü sınavı vaktinden erken bitirmek gibi bir durumumuz söz konusu bile değil. Belirtilen süre zarfında motorumuzun üzerinde olacağız. Bu yola geldiğimizde şöyle bir detay var. Yolda şerit çizgileri yok ama yol iki şerit halinde. Olabildiğince yolun sağından gitmemiz gerekiyor. Şimdi bu yanlış anlaşılabilen bir durum. Yolun en sağına yapışın demiyorum. Sağ şeritten gitmemiz gerekiyor. Sağda park halinde araçlar varsa sola sinyalimizi verip sola geçip tekrar sağa sinyalimizi verip sağ şeride tekrar geçmemiz gerekiyor. Burası sağ şerit değil. Şu gördüğünüz alan cep. Ceplere girmiyoruz. Sınav boyunca hızımız 20-25 km hızlar. Bizim için yeterli hızlar. Zaten sınavımız okul yolunda. Daha yüksek hızlara çıkmamamız gerekiyor. Ayrıca sınav süresi yeterli gelmezse, yani belirtilen süreden daha erken bitirirseniz güzergahı, komisyon ikinci bir tur isteyecektir. Bazen bunu yarım tur şeklinde isteyebiliyor. O kısma geldiğimizde oraya geçeceğim. Buraya geldiğinizde sağ sinyalinizi verin. Burada sağa dönüşümüzü yapıyoruz. Sinyalimi kapattım. Yine 20-25 km hızlarla ilerliyoruz. Şimdi burada yine önemli bir detay var. Bu yolun sonunda sağda bir dur tabelamız var. Karayollarına bağlı en büyük dur tabelası bu arkadaşlar. Bunu görmezden gelirseniz sınavınız bitecektir. Burada mutlaka durup yine ayağımızı yere koyuyoruz. Yolun tehlikeli olup olmadığını kontrol ediyoruz. Güvenli olduğunu anladığımız anda sağa dönüş yaptığımız için yolun sağına giriyoruz. Yine çok yavaş giden bir araç. Sollamam gerekiyor. Sol sinyalimi açıyorum. Sola geçtim. Tekrar sağ sinyalimi açıyorum. Sağa geçtim. Sinyalimi kapattım. Yine 20-25 km hızlarda devam ediyorum. Arkadaşlar, sınav boyunca arkanızdaki komisyon aracını kontrol edin. Zaten siz sinyali verdikten sonra yolu kapatacaktır. Arkanızdaki araç yolu kapattıktan sonra sollamanızı yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü arkanızdan hızla gelen bir araç
bütün sınavınızı mahvedebilir. Ayrıca sinyali verdikten sonra bir süre geçmesi gerekiyor. Bu süreyi de komisyon aracının arkanızdaki yolu kapatmasını bekleyerek geçirmiş olursunuz. Hem de güvenli bir çıkış yapmış olursunuz. Bu yolun sonuna kadar gidiyoruz. Yolun sonunda bir U dönüşü var. Buradaki kasise geldiğimizde artık sol sinyalimizi verebiliriz. Yavaş yavaş sola yanaşacağız. Aracın kapattığını düşünüyorum. Sola geçtim. Yolda güvenliğimi tehdit eden herhangi bir şey yok. Durmadan sola dönüşümü yapabilirim. Burada sola dönüşte önce sola girmeniz gerekiyor. Yalnız yerde bir yağ birikintisi gibi bir şey vardı. Ben doğrudan sağa girdim. Siz sola girip solda bir süre ilerleyin. Şu an bulunmuş olduğum bölgede genelde D sınıfı araçlar park halinde olacaktır. O yüzden bu hizalarda sağ şeride geçersiniz. Eğer size telsizden bir şey söylenir de anlamazsanız kafanızı sola sağa, eğer anlarsanız yukarı aşağı sallamanız yeterli olacaktır. Telsiz tek yönlüdür. Sizin sesiniz gitmez. Yani cevap vermeye çalışmayın boşu boşuna. Herhangi bir şekilde bir şey deme ihtiyacınız olursa, ekipmanınız çıkmış olabilir, telsizinizden ses gelmediğine kanaat getirmiş olabilirsiniz, dizlik çıkmış olabilir. Bu gibi durumlar başınıza gelirse eğer sağ sinyalinizi açıp yolun sağ tarafına yanaşıp güvenli bir şekilde durup yanınıza komisyon yanaştığında durumunuzu izah edip tekrar sol sinyalle yola çıkabilirsiniz. Sollama yapmanızı gerektirmeyecek durumlarda hızımız dediğim gibi 20-25 kilometrelerde bu şekilde devam ediyoruz. Eğer sollama yapmamız gerekirse de hiçbir şekilde sinyal atlamıyoruz. Bir sinyal kalma sebebi, sinyal kırmızı hatalarımızdan. Eğer komisyonun bizi neye göre değerlendirdiğini merak ediyorsanız videolar arasında komisyonun sizi değerlendirdiği formda var. Onu da inceleyebilirsiniz. Araç çıkıyor gördüğünüz gibi. Mümkün mertebe yol verin. Güvenli araç kullanmak zaten zorundayız. Tehlikeli araç kullanma kalma sebeplerinden. Ayrıca bizim vaktimiz var. Zaten vakit fazla gelirse dediğim gibi ikinci turu atacağız. Solumuzda araçların çıktığı yer az önce bizim dur tabelamızın olduğu yer. Burada yine dikkatli olalım. Bazı sürücüler tehlikeli kullanabiliyor. Arkadaşlar burada bir kasis var. Bu kasisi geçtikten sonra sol tarafa doğru sinyalimizi verelim. Araç arkamızı kapattığı zaman da sola doğru yavaş yavaş yanaşalım. Bu arada kasislerden kesinlikle kaçmıyoruz. Yavaşlayıp üzerinden geçiyoruz. Trafikte normal bir arabaymış gibi düşünün kendinizi. Sola doğru yanaştık. Şimdi burada önemli bir konu var. Burada komisyon bazen bize ikinci bir turu atmamızı isteyebiliyor. Herhangi bir şey söylemezse sağdan şu sarı ticarinin geçtiği yönden, arabaların geçtiği yönden devam ediyoruz. Ama izle ikinci bir tur at derse, bir tur daha atıyoruz derse buradan U dönüşü yapıp devam ediyoruz. Eğer hiçbir şey demezse nereden gideceğimizi zaten birazdan göreceksiniz. Yine söylüyorum bu turu eğer komisyon bizden bir tur daha atıyoruz, göbekten dönüp bir tur daha atalım veya yarım tur daha atalım derse yapıyoruz. Onun dışında herhangi bir şey söylemezse okula doğru devam ediyoruz. Aynı yol olduğu için bu kısmı biraz hızlı geçiyorum. Sinyallerimiz yine çok önemli. Yine sağ sinyal, sol sinyal, yolun sağında bulunmamız yine önemli detaylar. Hiçbirini atlamıyoruz. İkinci bir tur da olsa hala sınavda olduğumuzu unutmayalım. Genelde ikinci turda bir rehavet oluşuyor. Sinyaller konusunda, araçlara yol vermeme konusunda veya kasislerin yanından geçme konusunda. O yüzden ikinci turda da bunlara dikkat edelim. Bu arada arkadaşlar bazı adaylar arabaların yanına girdiği için kalıyor.
Sizi takipte olan bir komisyon aracı olduğunu unutmayın. Bir aracın giremeyeceği yere siz girmeye zorlamayın. Bazen iki araç park halinde oluyor ışıklarda. Buraya adayımız iki aracın arasına yanaşıyor. Tabi trafik ışıkları açıldığında aday ilerliyor ama komisyon aracı yanaşamıyor. Bunları da dikkate alalım lütfen. Tekrar aynı yere geldik. Aynı dönüşü yapacağız. Burada ekstrem herhangi bir durum yok. Ama bu yola dönmüşken bu yoldaki tali yollardan bahsetmek istiyorum. Bir önceki turda bahsetmediğim bir detay var. Şimdi arkadaşlar şu an bulunmuş olduğum yol dediğim gibi zaten genelde D sınıfı ehliyet sınavları burada yapıldığı için bu sağ tarafa solda biraz ilerledikten sonra girin. Ben yoldaki sıkıntıdan dolayı doğrudan sağa giriş yaptım. Ama burada buralarda girmiş olun. Yani sinyali verdikten sonra aracın yine kapatmasını bekleyin. Bu yol üzerinde tali yol girişleri var. Görüşünüz burada önemli. Yolun iki şerit olduğunu söylemiştim. Hayali şerit çizgileri çektikten sonra kendi şeridinizin solundan gidin ki mesela bakın sağda bir tali yol çıkışı var. Buradan bir araç geliyorsa görebilelim. Kendimizi tehlikeye atmadan sınavımızı tamamlayalım. Araçları geçiyorum. Bakın bir tane de burada tali yol çıkışımız var. Buradan da araç gelebilir. Yine görüş önemli. Yine buradan da aynı şekilde araç çıkabilir. Görüşünüz her zaman açık olsun. İki tekerlekli taşıtlarda her zaman dediğimiz gibi genel geçer kuralımız nereye bakarsak aracımız oraya gider. Yolu görebilelim ki yola doğrudan bakmak zorunda kalmayalım. Tabelalardaki hız limitlerine dikkat ederseniz zaten tamamı 30. Motosikletlerin hız sınırlaması arabalara oranla 10 kilometre daha düşüktür. Yani bizim hız sınırımız 20. %10'luk aşma payıyla birlikte 22 kilometre hızlara kadar çıkabiliyoruz. Daha fazla süratli gitmemenizi tavsiye ederim. Tekrar geldik aynı yere. Az önceki turda olduğumuzu düşünürsek komisyon bize hiçbir şey söylemedi. İkinci turu attırmadı. Buradayız. O zaman burada yine sol sinyalimizi veriyoruz. Aracın yolu kapatmasını bekliyoruz. Aracımız yolu kapattığında artık güvenli bir şekilde sola geçebiliriz. Sola geçtik. Adaya geliyoruz. Adaya giriş yaptıktan sonra sağ sinyalinizi verebilirsiniz. Burada durup mutlaka bir yolu kontrol edin. Yolda herhangi bir tehlike yok. Sağa doğru devam ediyorum. Sağ tarafa girdikten sonra yolun solundan devam ediyorum. Sağ sinyali veriyoruz. Araç yol arkamızı kapattıktan sonra yolun yine sağına geçiyoruz. Bu kısımda bolca sağa park etmiş araçlar olacaktır. Sınavların hafta sonu yapılması sebebiyle. Arkadaşlar park halinde bir araç gördüğünüzde yine prosedürümüz geçerli. Sola sinyali veriyoruz. Aracı geçiyoruz. Sağ sinyali verip tekrar sağ şeride geçiyoruz. Eğer arada çok kısa mesafeler varsa bu sefer sağ şeride geçmeden o aracı da geçip sonra sağa geçebilirsiniz. Takip mesafemizi unutmayalım. Takip mesafemiz gitmekte olduğumuz hızın yarısı kadar metre. Yani 25 ile gidiyorsak 12,5 metre bizim takip mesafemiz. Park halinde iki araç arasında 12,5 metreden 15 metreden daha kısa bir mesafe varsa, daha doğrusu 25 metreden daha kısa bir mesafe varsa sağ şeride tekrar girmemize gerek yok. Çünkü sağa girdikten sonra takip mesafemiz bizim tekrar sola sinyal verip yolu kontrol etmemize yeterli süreyi sağlamayacaktır. Park halindeki araçlarda sola sinyalimizi verdik. Tekrar geçtikten sonra sağ sinyalimizi verdik. Zaten
sınav bitiş alanımıza da geliyoruz. Sınava başladığımız nokta sınav bitiş noktamızdır. Motosikleti teslim aldığımız noktaya bıraktığımızda sınavımız bitmiş sayılacak. Burada da yine sağ sinyali vermeyi unutmuyoruz. Herhangi bir sinyali atlamadıysak sınavımız başarılı olacaktır. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Hepinize sınavda başarılar, hayatta da kazasız belasız sürüşler diliyorum. Hepinize rastgele.